başarısızlık olarak görüldüğü için transferlerin fayda sağlayıp sağlamadığı sorusuna bugün puan durumuna bakarak yanıtlayabiliriz. Bence Fenerbahçe mevcut kadrosunu hakkını verebilmiş değil şu anki sonuç itibariyle. Şu an lig ikincisi ve çok çok yüksek ihtimalle Beşiktaş büyük bir mucize olmazsa sezonu şampiyon tamamlayacak. Ve Fenerbahçe ikinci veya üçüncü olacak bu sezon. Ve bence bu bir başarı değil Fenerbahçe için. Böyle değerlendirirsek transferlerin genel olarak Fenerbahçe'ye fayda sağladığını, sağlamadığını, fayda sağlamadığını söyleyebiliriz. Ama tabii şöyle yani bu transferlerin maliyetleri ne baktığımızda Samatta dışında ya işte bu adam da Fenerbahçe'nin canını çok yaktı diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Yani Samatta evet maliyetli bir oyuncu. Hem bonservisi hem yıllık ücreti olarak veya istenen verim alınamadı, performans alınamadı ama onun dışında maliyet olarak Fenerbahçe'ye çok çok ağır yaralar verecek bir oyuncudan bahsedemeyiz. Yapılan işte 20 küsür transferde. Ve zaten çoğu da takımda kalacak, onu da söyleyelim. Yani az önce saydık ayrılma ihtimali olanları. Büyük çoğunluğu da bu transferlerin takımda kalacak. Demek ki ilk yılında ayrılmıyorsa birçoğu aslında baktığında çok da kağıt üzerinde yanlış transferler değil gibi gözüküyor. Bu arada Fenerbahçe için yurt dışında da yeni transfer iddiaları değil mi? Ortaya atılmaya devam ediyor. Yani komşuda gündem Fenerbahçe gibi. Son iddia da Muruma'ydı. Muhakkak duyumun vardır. Böyle bir ilgisi hakikaten var mı Fenerbahçe'nin oyuncuya? Ne diyorsun? Bir kanat oyuncusu aranıyor. Bir sol kanat oyuncusu aranıyor. Muruma bu ligde performans vermiş bir oyuncu geçmişte. Bu tabii Yunan basının iddiası. Dün birçok sosyal medyada ve dijital basında da yer buldu bu iddia. Fakat ben PSV'nin istediği 7 milyon euroluk bonservis bedelini göz önüne alarak şunu söyleyebilirim. 7 milyon euroya Fenerbahçe Muruma'yı almaz. Yunanistan'dan benim duyduğum bir başka haberde PAOK'tan Ziolis ismi yine Fenerbahçe'nin takibinde olan oyunculardan bir tanesi olarak konuşuluyor. Çok genç bir oyuncu ve çok pahalı bir oyuncu. En az Muruma kadar pahalı bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'nin özellikle Pelkas'tan aldığı verimi düşünürsek ikinci bir Yunan oyuncuyu da kadrosuna katabilme ihtimalini burada bu programda not olarak düşmüş olalım. Tiziolis Yunan milli takım oyuncusu, 19 yaşında sol kanat oynuyor. Bir kanat forvet. Onun da Fenerbahçe'nin takibinde olduğunu söyleyebilirim. Fakat dediğim gibi Buruma en az Buruma kadar hatta belki de daha pahalıya mal olabilecek bir oyuncu. Biraz Tiziolis transferi de Fenerbahçe'nin yapacağı satışlara göre belli olabilir. Peki Altay'ı da sorayım sana. YouTube kanalına önemli açıklamalarda bulundu. Kulübünün YouTube kanalına daha doğrusu. Dönüş süreciyle ilgili de tabii bir takım müjdeler de verdi. Salonda çalışmalarını sürdürüyor sanırım. Nedir son durumu? İstersen konuşmalarının satır başlarını bilmeyenler için sen de paylaşabilirsin. Birincisi en güzel haber şu. Euro 2021'e hazır olacağım dedi. Daha doğrusu Euro 2020 ama 2021'de oynanacak olan Euro 2020. Ona hazırım dedi. Yani zaten iyi bir kalecimiz var Uğurcan Çakır. Altay Bayındır'ın da Mert Günok'un da o kadroda olacak olması bize kaleye olan güvenimizi arttırıyor açıkçası. Bu en önemli kısım. İkinci kısım tabii Avrupa Şampiyonası sonrası iyi bir topuk yaylısı kampının ardından yeniden kalesini devralacak gibi gözüküyor Altay. Kaleciler için dönüşlerde aynı performansı, aynı formu yakalayabilmek biraz zor. Ama Altay'ın çok genç bir kaleci olduğunu, hatta sakatlığından da beklenenden erken dönmeye gayret gösterdiğini hesaba katarsak, o eski formuna da daha kısa sürede kavuşacağına inanıyorum ben. Çok önemli bir kaleci futbolumuz adına ve tabii ki Fenerbahçe adına. Gelecek sezon Fenerbahçe bir aradan sonra yeniden Avrupa kupalarına dönecek. Avrupa kupalarında da başarılı olmak istiyorsa iyi bir kaleciyle yola başlaması ve yola devam etmesi şart. Altay Bayındır da şu anda Türkiye'nin en iyi bence iki kalecisinden bir tanesi. Ve geri dönüşü Fenerbahçe adına çok güzel bir haber.
Peki, şimdi Ankaragücü mücadelesine de gelelim. Bilemiyorum, eğer özellikle bahsetmek istediğim bir detay varsa transfere dair alabiliriz senden. Yoksa Ankaragücü maçına Yok. geçelim. 7 maçtır kaybetmiyor. Ankaragücü mücadelesi nasıl geçer Fenerbahçe adına? Kimleri tercih eder 11'de merak ediyorum Emre Hoca. Kadroda çok büyük bir değişim olacağını zannetmiyorum. Çünkü Erzurumspor maçı, evet, belli başlı noktalarda Emre Hoca'nın memnun olmadığı bölümler yaşandı. Özellikle 15. dakikadan sonra çok daha rahat geçmesi beklenen, işte Beşiktaş'ın Hatay maçı gibi çok daha farklı bir skora gitmesi beklenen bir mücadeleyken Fenerbahçe 3 golde kaldı. 15 dakikada attığı 3 golde kaldı. Biraz son vuruşlardaki lakaytlık diyeceğim ya da vurdum duymazlık teknik heyetin canını sıkmış durumda. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Atılacak gol sayısının artırılması için çalışmalar yapılıyor. Pozisyonların gole çevrilme oranının yükseltilmesi için çalışmalar yapılıyor. Ama kadronun şablonuyla alakalı çok büyük değişimler ben beklemiyorum. Yine orta alanda Sosa, İrfan ve Mert Hakan üçlüsüyle Mesut'un sağ önde olduğu, zaman zaman İrfan'la değişerek oynadığı, ileride Valencia'nın, sol tarafta da Dimitris Perkas'ın yer aldığı bir kadro dizilişi bekliyorum. Açıkçası bunun dışında da bir sürpriz yok. Gökhan Yani şimdi kadroya Fenerbahçe. geri dönüyor. Cezası bitiyor. O sağ bek formasını geri alacak. Ozan orta Evet. alana büyük ihtimalle gelecek. Şimdi orta bölgeden kimi keser Emre Belezoğlu? Yani Gökhan'ın direkt işte o yüzden 11'e girip girmemesi konusunda benim şüphelerim var. Yani form durumu olarak çok iyi durumda değil sakatlık sonrası. Belki Ozan'la orayı çözmüşken bir hafta daha Ozan'la devam edilebilir diye düşünüyorum ben. Bir hafta daha Ozan'la devam edip önümüzdeki hafta Gökhan tam formunu bulduktan sonra belki Gökhan değişikliği yapılabilir gibi düşünüyorum. Ama tabii ki yani zaten tek yapılabilecek tek değişiklik Gökhan Gönül'ün Evet. ilk 11'e girecek olması. Şimdi Ankaragücü de tabii ligde kalma savaşı veriyor. Onlar için de çok çok kritik bir mücadele. Zor bir mücadele olacak Fenerbahçe açısından da. Bol golli mi olur? Ne dersin? Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Onların da 3 puana çok ihtiyacı var. Cumartesi zaten kritik maçlar günü. Aynen öyle. Herkes için birçok kritik maç var. İşte Ankaragücü dışında bizim hep A Spor'da ekrana getirdiğimiz o 8 takımlı bir tablo var. O tablonun içindeki bütün takımların maçları çok kritik. Yukarıda Galatasaray'la Beşiktaş karşılaşıyor, zaten Aşağıda çok kritik. Erzurum Kasımpaşa maçı var ki çok kritik. Aynen öyle. Ya kritik olmayan maç yok Cuma Aynen akşamı. öyle. Ben Ankara'da Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Ama evde olsam ya da televizyonlu bir ortamda olsam Peki. herhalde ekranı 5'e 6'ya böleceğimiz bir 2 saat yaşayabilirdik. Volkan çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Volkan Demir'le beraber Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Şimdi renkli görüntüler ekranlarımızda. Ardından da kısa bir ara, saat başına da buradayız.